araştırdığım en ilginç hikayelerden biri İzmirli Hacı Ali'nin hikayesidir. Acaba bizim İzmirli Hacı Ali nasıl vahşi batıda Haycoğlu efsanesine dönüştü? Hadi başlayalım. Bu hikayede neler mi var? Dünya küçüktür dedirtecek birçok şey var. Sultan Abdülmecit, Vahşi Batı, İzmir, Apaçiler, Siyam Kralı'nın filleri, Hollywood filmleri, Red Kit, Amerikan İç Savaşı ve bol bol deve var. Her şey Vahşi Batı'da başlar. 1850'lerde Jefferson Davis, Amerikan Savaş Bakanı iken Amerika'da develerin kullanılması gerektiğini inanıyor. Hayatımda hiç böyle bir hayvan görmedim. Çok fazla yaklaşma ısırır. Kopuyordu. Sen de gül kokmuyor. Bu acayip hayvan ne işe yarar? Attan fazla yük taşır. Bir de senin kadar susuz dayanacağından emin. Bunlarla ne kanıtlamaya çalışıyorsunuz Bay Beal? Araplar bunlara çöl gemisidir. Bizim çöllerde de gidebileceklerini kanıtlamak istiyorum. Sonunda Davis'in istediği olur. 3 Mart 1855'te Amerikan Kongresi'nin onayıyla verilen 30 bin dolar bütçeyle Amerika Birleşik Devleti Develi Birliklerini kurulmasına karar verilir. Bu karar sonrasında ileride meşhur bir amiral olacak olan David Nixon Parker kumandasındaki USS Supply isimli gemi 1855'in 4 Haziran'ında develeri temin etmesi için İstanbul'a doğru yola çıkar. Böylece deve programının Osmanlı'ya uzanan ilginç hikayesi de başlar. Hikayemize devam etmeden önce YouTube'un bu hikayemizi daha fazla kişiye ulaştırması için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Gemimiz ilk önce İngiltere'ye uğrar. Amerikalılar Londra'daki hayvanat bahçesindeki develeri incelerler. Amerikan heyeti ayrıca İngiliz meslektaşları ile develerin orduda kullanılmasının nasıl faydaları olduğu konusunda görüş teatisinde bulunurlar. Sonraki durakları ise Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dur. Öncelikle padişahtan destur yani izin istenir. Osmanlı arşiv kayıtlarına çıkan belgelerde de Amerikalıların Meksika ve Kaliforniya eyaletlerinde develerden istifade etmek istedikleri ve Monsieur David kumandasındaki bir gemi göndererek deve satın almak talebinde bulundukları ve bu taleplerini padişaha ilettikleri kayıt altına alınmıştır. Sultan Abdülmecit ise talebin yerine getirilmesinin padişahın şanından olduğunu söyleyerek deve satışına izin vermenin yanı sıra Amerikalılara en iyi develerden iki tanesini hediye eder. Amerikalılar da bu hediyenin altında kalmaz. Kullanılmamış iki Amerikan tüfeğini Sultan Abdülmecid'e hediye ederler. Fakat develer hakkında hiçbir bilgisi olmayan Amerikalılar İstanbul'da hediye aldıkları develeri dahi gemiye yüklemekte zorlanırlar. Gemi yükleme hadisesi Amerikan raporlarına bu resim ile yansır. Bunun üzerine İzmir'den iki deve seyisi de işe alırlar. Bunlardan biri de Hacı Ali'dir. İzmir'de yaşayan Hacı Ali'nin annesi Suriyeli, babasının ise Rum kökenli olduğunu biliyoruz. Doğduğundaki ismi Philip Tetro olmasına rağmen kendisi Müslümanlığı seçmiş ve hacca giderek hacı olduktan sonra Hacı Ali ismini almıştır. Amerikalılar Hacı Ali ismini telaffuz edemediklerinden dolayı kendisini Haycoli olarak çağırırlar ve böylece Haycoli efsanesi başlar. Introduction. Let me introduce you to Hacı Ali from Smyrna. We call him Hacı Ali. How do you do? Efendi. Amerikan kayıtlarında Türk olarak geçen Hacı Ali daha ilk zamanlardan Amerikalılar tarafından sevilir ve saygı görür. Diğer devecilerin aksine hep Amerikalılar ile eşit maaş alır. Bundan sonra Mısır ve Tunus'a uğranır. Mısır'da başka deveciler de işe alınır. USS Supply gemisi Mısır ve Tunus'a uğradıktan sonra değişik ırklardan damızlık 33 deve ile Amerika'ya doğru yol almaya başlar. 14 Mayıs 1986'da Texas'ın Indianola limanına ulaşırlar. New Mexico eyaletinde konuşlanan yeni kurulan Amerika Deve Birlikleri 1856 senesiyle Amerikan İç Savaşı'nın başladığı 1861'e kadar Vahşi Batı'da henüz yerleşilmeyen ve bilinmeyen topraklara 4 ayrı keşif seferi yapar. Keşif seferlerinden birini dramatize ederek Western filmine dönüştüren Güneybatı geçidinde de deve sürücüsünün ismi Haycoli yani Hacı Ali'dir. Keşif seferlerinde Apaçilerin yoğun yaşadığı bölgelerden geçiş yolları araştırılır. İnsan Apaçilerin deve ile ilk karşılaştıklarında düşündüklerini merak etmeden edemiyor. Bence biraz abartı ama Güneybatı Geçidi filminden bir sahneyi de koymadan edemiyorum. Un Dios! Un Dios! Un Dios! Bu böceği develere yaklaşırken yakaladım. Ne istiyormuş?
Daha önce hiç deve görmemiştir ama yakından bakmak için geldiğini sanmam. ¿Por qué ha venido aquí? En la sangre de nuestros abuelos un dios. Onların tanrı olduğunu sanıyor. Onun için saldırmadılar. Onunla ilgilenirim efendim. Hayır, geri gidecek. Gidecek ve develerin tanrı olduğunu söyleyecek. Onlar tanrı ve bize saldıran apaçileri öldürürler. No va su jefe. Dígale que este animal es un dios. Que ha muerto por los apaches, que no eran amigos. Bırakın gitsin. Aynı şekilde birçok yetki çizgi romanında da deve sürücüsü High Jolly karakterini görebilirsiniz. Amerikan raporlarında yer alan develerin üstün performanslarına ve kimsenin gidemediği yerlere gidebildikleri rapor edilmesine rağmen iç savaşın başlaması ile Amerikan Deve Birliği dağıtılmıştır. Develer açık artırmayla satılmış, bir kısmı hayvanat bahçeleri, sirkler ve madencilik şirketlerine satıldığı gibi bir kısmı da doğaya kaçmıştır. Bir kısmı da Hacı Ali tarafından satın alınmıştır. Ancak bir kısım develer de orduda kalmış ve konfederasyon saflarında savaşa katılmışlardır. Konfederasyon ordusuna katılan develerin en meşhuru Old Douglas, yani Yaşlı Douglas'tır. Yaşlı Douglas, 43. Piyade Birliği'nin maskotu olmasının yanı sıra ordu bandosunda da görev yapmış ve savaşın sonunda ise silah arkadaşlarıyla birlikte şehitliğe gömülmüştür. Bu arada ilginç bir olay yaşanır. Bir şekilde Konfederasyon ordusunda develerin görev yaptığını öğrenen Siyam Kralı Mahamangut, Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'e mektup yazar. Develere karşı kullanılmak üzere fillerini hediye göndermeyi önerir. Lincoln kibar bir şekilde fil teklifini reddetse de insan bir de filler vahşi batıya gelseydi tam olarak ne olurdu demeden edemiyor. Develeriyle birlikte Arizona'da kalan Hacı Ali, o sıralar tanıştığı Serna adında Meksikalı bir hanımla evlenip kendi yuvasını kurar. Çiftin iki çocukları olur. Arizona'nın Quartzsite kasabasına yerleşen Hacı Ali, burada Amerikan hükümeti için görevler yapmaya devam ettiği gibi altın aramacılığı da yapar. Çölde kaçak develeri yakalar. Kuruluşunda rol oynadığı Jack Esmail isimli posta servisinin Kevin Costner'ın kült filmi Postman'e ilham kaynağı olduğu da söylenir. Halk tarafından sevilen, renkli bir kişilik olan Hacı Ali, 1902'de öldüğünde çoktan bir halk kahramanı olmuştur. Hacı Ali bugün halen Arizona Quartzsite kasabasının simgesi olarak kabul edilir. Quartzsite'daki mezarı ölümünden 30 sene sonra anıt mezara dönüştürülmüştür. High Jolly'nin son kampı olarak anılan mezarda piramit şeklinde bir anıt ve bakırdan bir deve heykeli bulunmaktadır. Ayrıca High Jolly adına yazılan High Jolly şarkısı bir Amerikan folk şarkısı olarak halen dillendirilmektedir. Bugün bile Quartzsite'daki birçok dükkanın ismi High Jolly olduğu gibi her sene 10 Ocak'ta High Jolly Festivali düzenlenir. Günümüzde Amerika'nın güneybatısında halk arasında hala ay ışığı altında kırmızı bir deve korkusuz binicisiyle sabaha kadar çöllerde koşturduğuna ilişkin bir hikaye anlatılır. Dünyanın ne kadar küçük olabileceğine ilişkin hikayemizi sevdiniz mi? Lütfen yorumlarınızı paylaşınız. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Az bilinen gerçek hikayelerle görüşmek dileğiyle.